Nefis yemek tariflerinden panna cotta tarifi. 400 ml sıvı krema, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekeri bir tencerede karıştıralım. 1 adet vanilya çubuğunu ortadan keselim. İçindeki tohumları bıçağın tersiyle kazıyarak süte ilave edelim. Son olarak kabuğunu da ekleyerek ocağa alalım ve kaynayıncaya kadar ısıtalım. Diğer tarafta 6 yaprak jelatini üzerine örtecek kadar soğuk su ile 5 dakika yumuşamaya bırakalım. Kaynayan karışımımızın içinden vanilya çubuğunu çıkarıp ocaktan alalım. İçerisine yumuşayan jelatinleri çırparak ilave edelim. Jelatinlerin çözüldüğünden emin olalım. Hazırladığımız karışımı servis edeceğimiz kaplara boşaltalım. İlk sıcağı çıkınca buzdolabında soğumaya bırakalım. Sosu için 200 gram dondurulmuş frambuaz, 2 yemek kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su ve 1 paket vanilyayı karıştırarak pişirelim. Tel çırpıcı ile karıştırarak frambuazların püre olmasını sağlayalım. Hazırladığımız sosu kaynayınca ocaktan alalım ve soğuyan tatlımızın üzerine gezdirelim. En az 3-4 saat bekleyip iyice soğuyup katılaştıktan sonra dilerseniz tatlınızı bir tabağa ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.